Merhabalar San Francisco'dan. Sen söyle. Öyle. Peki. Güneşli bir pazar hafta sonundayız. Dünkü havaya nazaran çok çok daha güzel bir gün. Çünkü dün felaket bir şekilde bir rüzgar vardı değil dün mi? Dün ne olduk? Dışarı çıkamadık ki kolay kolay. Doğru, dışarı çıkamadık kolay kolay. Otele gittik böyle, hava inanılmaz kötüydü diye. Yaklaşık 45 kilometrelik bir rüzgar vardı ama bugün ondan eser yok. Biz de bu fırsatı bildik. Güneş daha var, önceden de güzel. Harika bir gün, güneşli bir gün. Güneşli olduğunuz zaman da bayağı ısındığınız bir gün. Bu fırsatı değerlendirip buradaki meşhur Alcatraz Adası'na girmeye gittik. Gidiyoruz biliyorsunuz yani. Gidiyorsunuz, gidiyoruz. Gittik değil mi? Gittik, gidiyor, gidiyoruz, gideceğiz. Yoldayız. Yoldayız. Biliyorsunuz burası hapishanesiyle ünlenmiş bir ada. Adına filmler yapılmış. Mesela Alcatraz'ın Kuşçusu gibi. En son 96 yılında Sean Connery'nin oynadığı çok iyi bir film vardı, Rock diye. Buranın aynı zamanda bir lakabı Kaya. Çünkü burası son derece stratejik bir noktada bir kaya silsilesinin üzerine kurulmuş bir yer. İlk kurulma amacı da aslında buraya bir kale yapılması ve buraya topların döşenmesi. Ben biraz okudum, çalıştım. Zeynep çalışmadı. Soru sormayacağım ona. Meksika hükümeti ilk olarak bir Meksika'ya ait bu topraklar. Meksika'ya ait olan topraklardaki vali Amerikalı bir iş adamına satıyor. Çok büyük bir kankası. Hazır durun tam 5000 dolara. 5 tane iPhone fiyatına. Ondan sonra zamanda da birkaç yıl sonra da Meksika-Amerika Savaşı'nda burası Amerikalıların oluyor. Amerikalılar buranın stratejik önemini gördükleri için de önce toplar yerleştiriyorlar ama 1920'lerden sonra burası hapishane olmaya başlıyor. Ta ki 1962 yılında hapishanenin maliyetinin çok yüksek olduğunu düşünüyorlar ve buradan da kaçıp hala kayıp olan insanların olduğunu düşündükleri için de eskisi kadar düşündükleri kadar da güvenli bir yer olmadığını düşündükleri için hapishaneyi kapatıyorlar. Wow. Ondan sonra da seyahate mi açıyorlar? Seyahate açıyorlar. Buradan büyük bir para kaynağı tabiri caizse elde ediyorlar. Konuşamıyorum da. Mahkumlar ne yapmışlar? Mahkumlar buradakiler... Denize atmışlar. Hayır, denize atmıyorlar. Yanılmıyorsam Illinois eyaletinde sadece buradan gelen mahkumlar için de özel bir hapishane yapılıyor. Bu hapishanedeki mahkumların özelliği de en azılı mahkumlar ki bunların arasında Al Capone da var mesela. Wow. Burada zaman geçirmiş. Hadi be. O yüzden bugün en son hapishane ziyaretçisiyle de beraber olacağız. Gördüğünüz gibi Zeynep de bugün siyah beyaz giyindi. Ama konsept. Konsept olarak belki de son mahkeme o alacak. Şimdi buradaki bütün böyle hediyelik eşyacılar da böyle siyah beyaz çizgili kıyafetler satıyorlar inanılmaz. Evet, gel şöyle biraz daha göster kendini. Bluzum vardı tesadüfen. Hadi dedim onu giyeyim bugün. Bugüne özel. Bahadır beni orada bırakmaya niyetli. Evet, orada bırakmaya niyetliyim. Ha bir dakika, birisi kaçmaya çalışıyor diyeceğim. bu arada burası yaklaşık 15 dakikalık bir gemi yolculuğuyla ulaşılan bir yer. Küçük tur 45 dakika sürüyor. Çok daha böyle ayrıntılı bir tur almak isterseniz 3 veya 4 saatlik turları da var. Değişik değişik firmaların turları da söz konusu. Mesela hem böyle bir gemiyle oraya gidip o turu yapıp arkasından bir gemide yemekli bir tur da yapabilirsiniz. Biz her zamanki gibi en makul olanını seçtik. Bizim ödediğimiz fiyat 39 dolar adam başına. İnternet üzerinden aldığınızda indirimli olarak bu fiyattan yararlanıyorsunuz. Şimdi şurada tepedeki büyük olan esas maketlerin olduğu yer. Bu arada şöyle bir şey de söz konusu. Bu makette görünen binaların hepsi maalesef artık burada değil. Bu binaların bir kısmı yıkılmış durumda. Parmağını gösteriyorsun. Damlayı. Have fun. Thank you. I'll cut this flyer. Sevgili çocuklar, I'll cut this flyer. Hoş geldiniz. Kaptanınız konuşuyor. Beni kaptan çıkarın. Altyazı M.K.
Biraz sallanarak ilerliyoruz. Baya. Devriyordum ben temin. Galiba herkesi salıyorlar, istediği gibi geziyor. Olabilir. Sen yasak alanlara girmeyin diye uyardılar. Yasak bölgelerde ne var acaba? Merak ediyorum. Yasak bölgeler güvenli olmadığı için girmeyecek dediler. Belki de burada uzay programının bir parçası saklı. Aa, uzaylılar. Uzaylılar burada oturuyorlar. 7 kat alta girince orada tavla atıyorlar, çay içiyorlar. Bazı şeyleri saklamak aslında en kolay, insanların gözünün önünde olur derler ya. Aynen. Çok doğru bir laf. Onu da düşünmemek lazım. Kale olarak kullanıldığı zaman, savunma amacıyla kullanıldığı zaman yapılan toplardan bir tanesi. Bu da eski stil bir Amerikan bayrağı. Özelliği 50 eyalet olmadığı için üzerinde 50 tane yıldızın olmamış olması. Kaç yıldız var? Ben bilmiyorum, saymadım. Çok değişik bir bitki değil mi? Buranın kendine özgü şeylerinden. Var Türkiye'de. Ortasındaki çiçeği yok sadece. Şundan tanıdım. Şunun aynısı var bizde. Öyle mi? Evet, sukulent bu. Sukulent dedikleri ne? Bu bitkinin adı işte sukulent. Kendine özgü bir ekosistemi ve bitki yapısı evet, da var diyor. Bence var. Çünkü neden biliyor musun? Adam dedi ki kuşları avlamayın dedi. Bitkileri çalmayın dedi ve bu Amerika'ya girişte de özellikle üzerinde değişik bir tür bitki vesaire var mı diye soruyorlar. Buranın şeyini bozmanı istemiyorlar ekosistemini. Evet, şu an yukarı doğru çıkıyoruz. Evet, böyle bir arkanı dönüp şeyi de göster tamam. Tekrardan Bahadır. Bu eski postane olan sonradan askerlerin işte şey yaptığı yer olarak. Bunları. Şu an gördüğünüz yer San Francisco Körfezi'nin doğu yakası. Ve birazdan göreceğiniz binada Zeynep'in söylediği gibi postane ve şeylerin, subayların gazinosu mu diyelim? Yani gazinosu diyelim. İşte dans etmişler, bowling oynamışlar falan böyle eğlence amaçlı. Club diye geçiyor aslında. İşte club yani. Kulübe yani. Bize şey diyorlar ona galiba ya, subay gazinosu diyorlar. Evet, olabilir. Evet, şu an tabii yerinde yerler esiyor. Hapishaneye döndürüldükten sonra burası gardiyanlar için kullanılmış. Fakat hapishane de kapandıktan ve burası da park servisine bir ulusal bir park olarak dönüştürüldükten sonra ne yazık ki restore edilmemiş. Bunun... Ya burada yangın çıkmış aslında. Öyle mi? 1970 yılındaki yangından sonra ancak bu kadar kalmış. Sonra da kimse ellememiş. Ellememiş. Kadar. Belki de büyük bir olasılıkla bina onarılmayacak derecede kötü durumda. Ondan öyle kaynaklanıyor mi? Olabilir. Yürüyüşümüze devam ediyoruz yukarıya doğru. Asıl hapishanenin ve hücrelerin olduğu bölüm en yukarıda değil mi Zeynep? Evet, en tepeye kurmuşlar onu. Burası aynı zamanda bir askeri kışla olarak da kullanıldığı için burada yaşayan insanlar da varmış zamanında. Dolayısıyla onların içinde apartmanlar da var. Şey, köşeyi döndükten sonraymış military chapel. Tamam. Evet. Şurada gözetleme kulesi. Şurada bir dakika. Şurada gözetleme kulesi var. Ve aynı zamanda da bir fener mi var orada? Tabii fener de var üstünde. Hem gözetleme hem de fener var. Işık tutuyorlar şey için. Hani birisi kaçtığı zaman, şüphelendikleri zaman filmlerdeki arasınlar gibi diye. Filmlerdeki gibi. Devam edelim. Eğer yürüyebilecek durumda değilseniz size böyle bir servis de veriyor, park servisi. Yaşlı insanların yukarıya çıkması ve aşağı inmesi için.
Güzel bir servis. Ücretsiz. Bu arada ilginç bir şey daha oldu. Onu da anlatmadan geçemeyeceğim. Parkın girişinde parkın haritaları satılıyor. Satılıyor demek biraz değişik bir kavram. Değişik. Herkes alsın diye orada duruyor. Ve ücreti $1. İnsanlar oraya $1 da kutunun içine bırakıyorlar. Evet, böyle kumbara gibi bir şey yapmışlar. Oraya doları atıp haritanı alabiliyorsun ama atmazsan da alabilirsin normalde. Ama herkes atıyor yani, çok ilginç. Böyle çıkacağız. Evet. Manzara yukarıya çıktıkça daha da güzelleşiyor. Bir hapishane için oldukça güzel bir manzarası var değil mi Zeynep? Mükemmel, zaten bu söylenen bir şey ama. Sanki tatil köyünde miyiz? Ya adamların öyle hissettiğini hiç zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Acaba manzara görüyorlar mıydı yani, camları var mıydı? Camları var. Görünüyor olan ama yani herkes o odalarda mıydı? Su kulesinin oraya doğru devam edelim. Onun da ilginç bir hikayesi var. Öyle mi? Üzerine yazı yazmışlar su kulesi. Evet. Peace and freedom. Welcome home of the free Indian land. Evet. Şimdi görüntümüzü alalım onu da. Su kulesinin tepesinde, suların depolandığı yerde ilginç bir yazı var. Peace and freedom. Barış ve özgürlük. Welcome home to the free Indian land. Özgür Kızılderililerin toprağına hoş geldiniz diye. Bunun bir anlamı var. Çünkü burası, bu ada, ister inanın ister inanmayın, 70'li yılların başında bu 68 kuşağının getirdiği barış ve özgürlük kuşağının etkisiyle beraber Amerikalı yerel insanlar, Kızılderililer demek biraz çok yakışık almıyor. Hı. Burada kullanılmayan bir tabir o ama biz Kızılderililer diyoruz. Kızılderililer bu adayı işgal ediyorlar. Eğer hatırlarsanız 62 yılında burası artık bırakılmıştı, hapishane değildi. Aradan yaklaşık bir 8-10 yıl geçtikten sonra burayı Kızılderililer işgal ediyorlar ve bunun için Amerika'nın dört bir yanından Kızılderililer gelip buraya işgale katılıyorlar. Wow. Yaklaşık 1,5 sene boyunca burası işgal altında oluyor ve burayı kendilerine özgür bir toprak, kendi toprakları olarak ilan ediyorlar. Tabii Kızılderililerin hikayesi çok çok karmaşık ve çok uzun bir hikaye, hazin bir hikaye aynı zamanda. Burayı işgal ettikten sonra Başkan Nixon onlara bir takım sözler vererek işgali sona erdiriyor. Böyle de bir ilginç bir hikayesi var. Çok da bilinmeyen bir hikayesi Alcatraz'ın. Mesela buradaki bilgilerde hiç bu yok. Bununla ilgili hiçbir şey söylememişler. Hatta yürüyüş yolu kuleye ulaşmadan şuradan döndürülüyor. Evet. Muhtemelen bu hikayenin de çok da bilinmesini istemiyor da olabilirler yani. Mutlaka öyle bir şey olsa gerek. Biz normal yürüyüş yolunun biraz ilerisine gidip kuleyi bulduk. Ondan sonra da tekrar normal yürüyüş tur yoluna devam ediyoruz. Buraya gelirseniz eğer kırmızı yol sizi en kısa şekilde sağda görmüş olduğunuz hücrelerin ana binasına, hapishanenin ana binasına doğru getirecektir. Son bir çıkışımız daha kaldı. Ondan sonra da hücreleri göreceğiz. Bu arada ayrı bir bilgi daha. Şu an deniz çok güzel gözüküyor. Bunun da nedeni adanın doğu yakasındayız. Adanın doğu yakası nispeten daha az rüzgar alan. Batıdan gelen Pasifik Okyanusu'ndan San Francisco Körfezi'ne doğru bir adeta bir huni şeklinde ilerleyen hava akımının çok da uğramadığı bir taraf. O yüzden deniz çok güzel gözüküyor, çok sakin gözüküyor. Adeta bir tatil köyündeyiz gibi bir havası var. Hey, merhaba Martı. Ne haber dostum? Jonathan'ı gördün mü? Çok, çok güzel ya. Felaket yakışıklısın. Biraz da poz ver bize istersen. Ne dersin? Sola dön. Tamam. Biraz da sağa dön. Harikasın. Görüşmek üzere dostum. Çok iyiydi. Kırmızı kırmızı. Evet. Pembe pembe. Bunlar bildiğin sardunya biliyorsun değil mi? Evet. Ha tamam. Buraya özgü bir şey değil yani, bizde milyon var. Ama işte bir hapishanenin bu kadar güzellikler içermesi çok ilginç geliyor bana. Warden's House. Warden's House. Hapishane müdürünün evi. Adam gelmiş buraya en köşeye kapmış yani. Mükemmel bence.
17 geniş odası varmış. 1922 ile 33 arasında buranın komutanı olarak, evi olarak kullanılmış. 34 ile 63 arasında da hapishane müdürünün evi olarak kullanılmış. Camlardan hem Golden Gate hem de San Francisco görünüyor. Tabii ki yani. 1920 yılında yapılmış. Çok güzel bir bina olduğuna eminim manzarası. İçinde de kocaman bir şemsiyesi var. Şöminin üzerindeki martıları görüyor musun? Ne kadar komikler. Vay, çok tatlılar. Buranın şimdi... yeni ev sahipleri. Yeni ev sahipleri bu martılar. İlk ev sahipleri de James Johnston. Burası da 1970'teki yangında yanan yerlerden. Öyle mi? Birileri yakmış. Belki de o protestoyu yapanlar yapmıştır, bilmiyorum. Zeynep'in biraz evvel söz ettiği ilginç bir şey vardı. En iyi mahkumlardan bir tanesi bu görmüş olduğunuz yıkıntılı binanın hizmetkarı olarak da çalışabiliyor. Ne yapıyor? Bahçıvanlık yapıyor. Ne yapıyor? Hizmetkarlık yapıyor. Görüldüğü üzere bahçıvanlık yapan bayağı iyi bir iş çıkarmış. Bu geleneği de sürdürüyorlar. Bunlar mesela, şey mi bu arada? Metal mi? Yok hayır, bunlar değişik bitkileri şey yapmışlar, toplamışlar. Geranyum var. Bitkilerin ne olduğunu burada görebiliyoruz. Bu bahçeyi yaptığını düşünsene. Adamın ömrüne ömür katılır. Ama tabii hapishanede ömrüne ömür katılması iyi bir şey değil. Bilemiyorum ne kadar ömür katılır. Bir an önce öleyim de gideyim diyordur ama. San Francisco'nun mükemmel bir manzarası var karşımızda. Bakalım. Burası Administration Building. Evet, buradan başlıyor. 34-63 yılları arasında hapishane. 1912-1933 arasında da kışla olarak kullanılmış. Şu camdan bir bakalım. Camdan bakalım. Aa, eski aletler falan. Eski aletler falan var işte böyle. Hey sen, ziyaretçin bak, var şeklinde. Bak şu aşağıya bak, bu işte kapılarını mapılarını tamam. Açıyor mahkumların herhalde. Sağa devam edersen oradan karşıdan çekerim. Telefonları çeksene. Telefonlar, hepsini görüyorum acayip. Zaten. Telsiz, çok ilginç değil mi? Telsizler, evet. Anons aletleri. Şurada görmüş olduğunuz board'da da şey var. Bütün kapıları kontrol eden, hangi kapı açık, hangi kapı kapalı gösteren, bütün hücrelerin kapılarını kontrol eden elektronik bir aksam var. Şöyle devam ediyoruz. İnsanlar arasında. Yana, orada gireriz vardı. Tekrar. Anahtarlar falan da var. Ha, anahtarlar falan da var burada, doğru. Otel gibi ha. Evet. 17 numaralı hücrenin anahtarını alabilir miyim? Hücre kapıları. Bölümlerin daha doğrusu kapıları bunlar. Şuraya girelim. Sırayla her yere girelim. Şöyle girelim. Devam edelim. Ama ileriden bir yerden çıkış olabilir yok, belki. Yok, yok. Herkes geri dönüyor, gördün ya. Wow. İşte burası. Gel. Filmlerde gözüken. Aynen, burada mı çekiyorlar o filmleri? Yani çok benziyor. Benzetmişler. Yani Hollywood'un özelliği var. Buraları sonra ortada yakarlar onları falan. Filan. İşin ilginç tarafı... Ama güneş ışığı şeyi açmışlar. Ya, fena değil değil bir mi yani? Bir de aramamışlar değil mi şeyleri mahkumları? Yani bir de mahkumlara sormak lazım bence onu. Bence ne bence bileyim. Bence Allah kimseyi düşünmesin hayatını. Ay pis pis de buralara işiyorlar değil mi? İşte bütün hayatın burada geçiyor. Bir lavabon var, bir de tuvaletin var. Onda kopmuş ama bak karşıdakinde tuvalet görünüyor. Burada da var galiba. Aa şu tam teşkilli. Tam teşekküllü. O da yapmışlar. Ona bakalım Bahadır. Tamam. Yatağın matağı, mahkumun saçları. Aa. İşte bir mahkum gününü burada geçiriyor, böyle yatıyor. Aynı pis. Dergi mergi sokabiliyorlar mıymış? Sokabiliyorlarmış. Adamın kulaklığı varmış. Biraz sağa gider misin hayatım? Walkman. Resim yapabiliyor. Resim yapabiliyor. Aa şey, bu saçlarını şeyle... Tarayıp ne deniyordu ona, vakslar var ya. Bilmiyorum. Bal mı gibi değil aşağılama. Neydi olmadı ya. Hani dedeler kullanırdı. Bilmiyorum hayatım. Jöle'den önceki versiyon.
Burada bir mahkum yatıyor, uyandırmıyorum. Ve gördüğün gibi isterlerse, iyi durumdalarsa, ilişkileri iyiyse buradaki gibi boya sahibi olup tuvallere resim de yapabiliyorlar. Süper. Devam et. Ama insanların önüne geçiyor. Onlar da bizim önümüze geçiyorlar. Bu da gitar çalıyor. Aa, bu da resim yapmış. Resim var, gitar var. Demek ki çalışıyor. Şurayı da kazıyorlar herhalde. Oradan da kaçma planı. Burası da kaçma planı, evet. Şuradan biraz daha yakından gösterelim. Hepsine lavabonun altından kaçıyorsun. Eski hayat dergileri var. A, televizyon programında kullanılmış bu aletlerin hiçbiri gerçek değil Bahadır. Hapistekilerin yok bu ama filmlerde güzel göstermek için kullanmışlar. Evet, yani Hollywood her şeyi biraz daha olduğundan güzel gösterebiliyor. Evet. Sorry. Burada kaçış haritası var. Evet. Yapılan kaçışın hikayesi. El yapımı matkap ve sabun şeyle kaşıklarla yapmışlar bunu. Tabii bunların ne oldukları bilinmiyor. Yani bunlar ne yakalandılar ne bir şey oldu. Kayboldukları varsayılıyor. İlk kaçanlar mı bunlar? İlk kaçanlar. 1962'de kaçanlar. İşte bunlar ümit olmuş insanlar. Zaten 62'de de kapatılıyor burası. Millet kaçınca artık dediler ki bunun şeyi gitti. Hem yani o kadar da korkunç bir yer olmadığı söyleniyor. Hem de maliyetler var. Bir de o dönemin çok büyük bir özelliği var. Başkan John Kennedy'nin kardeşi Robert Kennedy, Adalet Bakanı. Burayı kapatan kişi o. Ve Robert Kennedy şeyiyle ünlü bir adam. Barışçı olmasıyla ünlü bir adam. Barışçı bir insan. İnsanların bu kadar zulme uğramalarını kolay kolay onaylamayan bir adam. Bir de ondan önceki devirde İkinci Dünya Savaşı'nda azınlı FBI direktörü Hoover'ın dönemi. Dolayısıyla bu JFK ilk olarak başkan olduğu zaman tıpkı hani biz nasıl Obama zamanında umutlarımız oldu, insanların da öyle umudu oldu ve daha barışçı bir hükümet taraftarıydı bunlar. Dolayısıyla Robert Kennedy de bunun bir ürünü olarak hapishaneleri kapatma konusunda ön ayak olmuş bir insan. Bu da böyle bir şey bilgisi, tarih bilgisi. Daha ilginç bir bilgiydi, teşekkür ediyoruz. Bu arada bir şey sormak istiyorum. Sen dedin ki burada çok fazla mahkum kalmamış falan filan dedin ama milyon tane oda var. Bence bayağı kalmış. Yani fazla derken böyle binlere ulaşan sayı yok. Yani bir seferde 1000 kişi kalmamış. Ama çok oda var yani. Çok oda var tabii ki. O zaman belki de kalmış. Yani bir kere giren çıkmadığı için zaten burası ömür boyu hapishanesi değil evet. mi? Yalnız bir de şöyle bir olay var şimdi. Burada gördüğünüz A blok. İlk yapılan şeylerden, hücrelerden. Bunun da özelliği, Amerikan ordusu burayı kışla olarak kullandığı zaman burayı hapishane olarak, yani bu bölümü hapishane olarak yapıyor. Ve bu buranın da özelliği 1914-18 yılları arasında ve 2. Dünya Savaşı sırasında kendi duyguları ve düşüncelerine, savaşa karşı olan insanları hapsettikleri bir yer. Yani ben savaşa gitmiyorum, ben bu savaşı desteklemiyorum dediğin anda seni hapsediyorlar. O zamanki yönetim öyle. Çok ilginç bir merdiven. Bu acil olarak bazı hücrelerden diğer hücrelere geçişi sağlayan bir merdiven. Bunlar da hükümlüler. Neden bu da orada özeldi yani? Niye bunlar? İşte bunlar ne bileyim ben. Sağ üstteki adam John Banner banka soyguğu için. Darwin Cullen banka soyduğu için, James Curian adam kaçırmak için. İşte bunlar zaman zaman hücrelerde yatmış olan insanlar. Yani sistem hep aynı, lavabo, tuvalet, yatak. Tabii tabii hepsi çıkmasa, aynı. Yani kimsenin özel bir şeyi yok. Hepsi aynı büyüklükte. Sadece bazıları şanslı çünkü camlara dönük odalarda kalıyorlar. Bazıları şanssız böyle koridora bakan odalarda kalıyorlar. Aynen öyle. Öyle de bir fark var.
Şey çok ilginç. Değişik bölgelerine, değişik koridorlara New York'taki caddelerin isimlerini verilmiş. Mesela sağ tarafta girdiğimiz yer Michigan Avenue diye olarak gösteriliyordu. Şimdi de saatin altında olan yere Times Square diyorlar. Değişik. Günde 3 öğün yemek veriliyormuş mahkumlara. Bayağı bol yemek veriliyormuş. Aslında iyi bir hapishaneymiş burası deniyor. Baksana. Fakat son yazılan paragraf çok ilginç. Yemekhanenin tepesine, çatısına, daha doğrusu tavanına eğer bir sorun çıktığı veya isyan çıktığı takdirde kullanılmak üzere, ki şu an gözükmüyor onlar, göz yaşartıcı gaz şeyleri, tenekeleri depolanmış. Acil durumlarda kullanılması için. Burası işte yemekhane. Orada yazdığına ve söylediklerine göre de hapishane sistemleri içerisinde en iyi yemeklerden bir tanesi burada çıkıyormuş. Ha bak, menü var mesela, bir günlük menü. Evet. 1963 yılında. 21 Mart. 21 Mart'ta. Evet, biz 21 Nisan'da buradayız. İlginç. Bunları varmış. 21 Mart'ta buraya gelmiş oldu sayılık, 63 yılında. Wow. Sen ne ben vardık. Bunları yiyecektik. Bu bir günlük mü yoksa kahvaltı mı? Kahvaltı bence. Wow. 3 öğün verdiklerine göre. Bayağı veriyorlar yani. Bayağı veriyorlar. Gerçekten doyurucu. Evet. Biz bile bu kadar yemedik ya bu sabah. Yemedik hakikaten. Otel yemeği gibi. Yemek otel yemeği gibi vermişler. Sizin mutfağı falan gördün mü? Mutfak şöyle. Kazanlar, mazanlar. Kepçeler, sebzeler. Patatesler. Evet, şuradan devam ettiğimiz zaman şeyi de görüyoruz, dışarıyı da görüyoruz. Yemekhane adeta onlar için bir özgürlük. Özgürlüğe bir kaçış. Çünkü buradan yemekhaneden avluyu ve şehri görebiliyorsun. Şeylerle çevrilmiş. Dikenli tellerle örülmüş. Bayağı hazin bir şey olsa gerek bu kadar güzel bir dünyayı dışarıda görüp içeride kalıyor olmak. Tabii bunlar ne kadar bunu hak ettiler onu da tartışırız. Çünkü en azılı... O dönemki şey, adalet sistemi tam çalışmıyor. Ama en azılı... Mahkum edilen, idam edilen yani çok insan olduğunu Al Capone, biliyoruz. Al Capone bence suçsuz yere mahkum edilmemiştir mesela. Ya tabii ki o değildir ama hani idam edilen birçok insan var. Suçsuz yere mesela Yeşil Yol filmi onun için çekilmedi. Doğru. Onu gösterdi. Burada şey var mı onu merak ettim. Bu şey elektrik... Elektrik sandalyesi. Elektrik sandalyesi burada falan yok. Şeyler var mı? İdam etme yeri değil burası.